Sosyal medyadan yörükleri aşağılayıcı sözler sarf eden Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necdet Gök yörükleri kızdırdı. Yörüklü pek fazla övdü arkadaşlarım. Birileri de yakın zamanda bayağı bir acayip küfürler etti yörüklere. Yörük devletleri, o kocaman kocaman yörük federasyonları Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin önüne gidip şöyle iki paragraf bir yazı okuyup protesto edemediler. İşte birkaç yörük derneğini sanıyorum Salih hocam da aradı herhalde. Bir yörük milletvekili meclis sorusu önergesi verdi. Ben teşekkür etmek için aradığımda dedi ki ben hakaret edilen işte CHP'li yörüklere hakaret edildi ya da AKP'li yörüklere hakaret edildi diye düşünmedim. Bütün yörüklere hakaret edildi. Ben de bir yörük çocuğu olarak üzerime düşen görevi yaptım. Gidersen selam söyle herkese dedi. Çetin Osman Budak'ın selamı var. Hoşça kalın. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bir tane doçent doktor hocamız iki kişiye cevap vermek için bir bilgi paylaşıyor. Normalde başlangıçta paylaştığı konu belki doğru olabilir ama sonuç kısmında yörükleri cahillikle, işte hırsızlıkla falan suçluyor. Tabii bunu biz duyduğumuzda saat 11 gibi falandı sosyal medyaya düştüğünde. Konya dernekleri olarak ilk önce rektörlükle temasa geçtik. Rektörlük bu hocamızla ilgili soruşturmayı başlattı. İkinci olay, hocamızın kendisini rektörlükle görüşmeden önce bizzat ben aradım. Hocam böyle böyle bir durum var. Bununla ilgili derhal bilgi istiyorum. Biz bunu kaldıramayız dedim. Hocam kendine göre bir açıklama yaptı. Fakat biz bununla da tatmin olmadık. Hocam bununla ilgili bir özür yazısı sizden bekliyoruz dedik. Fakat bir yazı paylaştı. Sitelerdeki yazmış olduğu yazıyı da kaldırdı. Fakat bizi bu yine tatmin etmedi çünkü alt kısmında bir hakaret içeriyordu. Daha sonra bunu Muhammed Hocam biz Konya'da valilikte basın açıklamasıyla yaptık şeyi, kınamayı. Hocamdan da 3-4 gün hocama da bir süre verdik. Kendisi bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmazsa en kısa dönemde yargı yolu da açıp her şeyimiz hazır. Avukatlarımız bu konuyla ilgili Konya'daki gerekli çalışmayı yaptı. Hocamla ilgili de gerekli işlem yapılacak. Yani akademisyen bile olsa ya bir şeyin açıklamasını yapması gerekiyor bize neden olduğunu veyahut da bu insanlara asla biz sadece Konya'daki değil bütün dernekte hiçbir insana hiçbir insanın hakaret etmesine müsaade etmez. Siz o konuda rahat olun. Biz ona bu hakaretin cevabını vereceğiz. Yani. Tamam.